Merhaba sevgili TR Rise of Kingdoms ailesi. Bugün size güzel bir içerik çektim arkadaşlar. Özellikle 1564 krallığının göç ayını ile alakalı bir video olacak bu video. 1564 krallığı bu zamana kadar süreçte neler yaptı? Amaçları neler? Hedefleri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki de dinlerken bunları illaki merak edeceksiniz. Bunların amaçlarından bahsedeceğim. KVK'larda ne tür bir formasyonla oyun tarzımız var? Rakiplerimize karşı nasıl manevra alabiliyoruz? Ne şekilde diplomasi yapıyoruz? Nelere önem veriyoruz? Günlük sandık patlıyor mu? Hangi oyuncuları barındırıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz size. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Umarım beni keyifle dinlersiniz. Ben de size keyifle bir şeyleri iyi bir şekilde anlatabilirim. Şimdi bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Oyuncunun tabii ki de böyle çok kibar, mütevazi ve nazik olmasını beklemiyoruz. Yani böyle bir beklentimiz yok. Ancak burada toplumsal bir aile ortamımız var. Yani toplum içerisinde takıldığımız, değer verdiğimiz ablalarımız var, arkadaşlarımız var, abilerimiz var, abi saydığımız insanlar var, kardeş saydığımız insanlar var. Biz bu insanlara değer veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim krallığımıza gelecekseniz böyle kesinlikle küfür, argo kelimeler ve benzeri gibi hareketlerden kesinlikle kaçınmanız gerekiyor. Tabii ki de bu sizin kişisel tercihiniz. Ben küfür ederim, argo kelime kullanın diyorsan zaten bu yayını izlemenin de bir mantığının olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim amacım burada gerçekten oyunu hakkıyla oynamak isteyen, güzel bir aile ortamına sahip olan, nezakete ve insanlara burada değer veren, tamam mı? Oyunu hakkıyla oynayan insanları arıyoruz arkadaşlar biz. Şimdi burada bizim asıl amacımız nedir? 1564 krallığı olarak. Biz yaklaşık olarak son 2 sezondur arkadaşlar D krallığı olarak devam ettik. Ve bu D krallığı olduğumuz süre içerisinde namalup bir şekilde C krallığına yükseldik. C krallığında da çok zor bir KVK geçirdik. İmkansız bir KVK geçirdik. Müttefiklerimiz tarafından şanssız olduğumuz bir KVK geçirdik. Ancak şöyle bir artı yanımız oldu bizim. Müttefikler konusunda ne kadar şanssız olursak olalım, oyunu kendi lehimize nasıl çevireceğimizi, ne şekilde tilki diplomasisi yapabileceğimizi, hangi cehennemden kendimizi arındırabileceğimizi çok iyi bilen bir ekibiz. O yüzden savaş manevralarımız, stratejilerimiz çoğu Türk krallığını da derinden etkilemiştir zamanında olan geçmiş savaşlarımızda. Tabii ki de onların da savaş tarzına, strateji tarzına saygı duyuyoruz. Çok iyi strateji yapan, simülasyonu gerçekten sonuna kadar kullanan Türk krallıklarımız da var. Tabii ki de bunların isimlerini vermeyeceğim. Ancak dediğim gibi arkadaşlar biz de her zaman 1564 ailesi olarak oyunun her türlü aktivitesine tamamen aç bir ekibiz. Nerede ne yapmamız gerektiğini bilen, tamamen profesyonel kadrodan oluşan bir ekibiz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım, 3 yıldız sahibi bir krallığız. Krallığımızın zaferleri sayılarla anlatmakla bitmez. Çok güzel bir zafer serimiz var. Her KVK'ya önem veren, hatta beslemeli girdiğimiz KVK'da bile en imkansız koşullarda neler yapabileceğimizi bilen bir ekibiz. Onu açıkça söyleyeyim. Bundan daha evveliyatında 3-4 video önce bir göç yayınından bahsetmiştim. İşte mantıklı göç kararlarından bahsetmiştim size. Bir takım Türk krallıklarından bahsetmiştim. Bu Türk krallıkları hakkında şunu demiştim. Arkadaşlar boş yapmayın. İşte kendini imperyum sanan, imperyum gibi hareket eden krallıklar müttefik olgusuna sürekli güvenerek bir simülasyon yaparak harita üzerinde başarılı olmaya çalışan ekipler var. Ancak bu çekirge bir sıçrar, iki sıçrar demiştim. Tabii o dönem bana güvenenler oldu, güvenmeyenler oldu falan. Bunun sonuçlarını gördünüz. Rakamları vermeyeceğim. Krallık ismini de söylemeyeceğim. O yüzden göç ederken mantıklı göç edin ki zarar görmeyin. Ne oldu? Son KVK'larında hesapların hepsi patladı arkadaşlar. Bu dolayısıyla onlar için büyük bir hüsran oldu. Bunu daha öncesinde de söylemiştim. O yüzden D veyahut da C bandındaysan bunu üstüne gitmenin bir anlamı yok. Yani illa işte A olacağım, İmperium olacağım diye bir şey yok. Göç yayını yapıyorsan göç yayını yapacaksın. Bu kadar basit.
Ya 1564 nasıl göç yayını yapıyorsa şu anda benim size anlatmaya çalıştığım gibi, krallığımı tanıtmaya çalıştığım gibi, bir şeyleri aksettirmeye çalıştığım gibi bir pozisyon varsa onların da aynı şekilde bunları yapması lazım. Onun bunun aracılığıyla tabii ki de bunları yapıyorlar. Saygı duyuyorum ancak olmayan bir şey için çok büyük bir reklam yapıp panel açmanın bir anlamı yok. Bu panel sizi bir gün vezir de eder, rezil de eder. Sizi rezil etti. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar gideceğiniz krallıkları veyahut da gideceğiniz yönetime açacağınız kolları doğru şekilde seçin. Mantıklı kararlar verin. Rekabetse en iyisi. Şimdi burada size her şeyi detaylı bir şekilde açıklayacağım. Bizim sıralamalarımızı da göstereceğim. KPI istatistiklerimizi de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben kendimi şu anda sizin yerinize koyuyorum. İşte abi KVK'larda ne yapıyorsunuz? Kardeş biz KVK'larda şunu yapıyoruz. İyi ya da kötü. İyi müttefik gelsin ya da kötü müttefik gelsin bizim için hiç fark etmiyor. Biz geçen KVK C bandındaydık. Bu KVK gene C bandına oturacağız. Biz her şeyden önce kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hangi müttefikleri seçebileceğimizi biliyoruz. Krallıkları ezbere biliyoruz. Hangi krallıkların nasıl dezenformasyonlara girdiklerini biliyoruz. Oyunun genel stratejisini anlıyoruz. Ne şekilde hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Olmayacak maçtan bile olacak bir zafer çıkartabiliyoruz. Ha, bu çok emin bir konuşma değil. Evet, kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman bunu acı çekerek değil, zevk alarak, keyif alarak, hoş sohbet ve muhabbetle yapıyoruz arkadaşlar. Kaybetmeyi göze alan veyahut da kaybetmeyi isteyen bir ekip değiliz. Her zaman istikrarlı, ısrarlı, maçı sonuna kadar götüren, kaybetsek bile maçın son anını görmek isteyen bir ekibiz. Onu size söyleyeyim. Yani her şeyden önce başlangıç olarak bunları söyleyeyim ki daha sonrasındaki temel noktalar zaten sizin diğer ilgi alanlarınız olduğu için önce krallığın ne şekilde bir krallık olduğundan bahsetmek istiyorum. Savaşçı bir ekibiz. Yönetim kadromuz gayet iyi. Şimdi birazdan size yönetim kadromuzu da göstereceğim. Arkadaşlar şunu açık ve net söyleyeyim. Kesinlikle 1B KPV altına almıyoruz. Buradaki amacımız ego ya da işte artistik hareketler falan vesaire ve benzeri gibi durumlar değil. Bunu kesinlikle bireysel düşünmeyin, şahsi algılamayın. Krallığın formasyonuyla alakalı bir durum. İstatistik olarak her zaman istatistiklerimizi yüksek tutan bir ekibiz. Dolayısıyla 1B KPV üstü oyunculara önem veriyoruz. Çünkü 1B KPV üstü oyuncular genel olarak belli bir noktada savaşa doymuş, savaşmış, savaşın ne olduğunu bilen, nerede ne yapması gerektiğini bilen, oyunu anlayan oyuncular olduğu için o oyuncuları alıyoruz arkadaşlar. Göç gelmek isteyen arkadaşlarım olursa da 1B KPV üstü mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Yaklaşık olarak 15-20 kişilik bir kadro boşluğumuz var. Her sezon bu devülasyonu yaşıyoruz. Bu sezonda çok daha güçlü bir kadro elimizdeyken artı 15 artı 20 kişilik bir kadro daha üstüne katarak güzel bir ekip olmayı hedefliyoruz. C krallığın en maksimum olmayı hedefliyoruz arkadaşlar. C krallığında biz çünkü hangi KVK'ya girersek girelim en imkansız noktada olsak bile maçı ne şekilde çevireceğimizi, ne şekilde diplomasi yapacağımızı, ne şekilde bir strateji oluşturacağımızı dediğim gibi her zaman bilen bir ekibiz. Dolayısıyla bu konuda endişeniz olmasın. Kendi yönetim ekibimle de konuşabilirsiniz. Krallıktaki tanıdık arkadaşlarınız varsa onlarla da iletişim kurabilirsiniz. Krallığımızı anlamak için onlarla da tek tek sohbet edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim vali etkinliklerine. Tabii ki de her oyuncunun merak ettiği gibi vali bir krallıkta krallığa gelecek oyuncu için önemli bir faktördür. Ben buna saygı duyuyorum. Vali konusunda ne yapabiliriz? İşte geldiğimde vali konusunda randuman alabilir miyim ve benzeri gibi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Şimdi krallıkta şimdi mesela burada üyeler kısmında 142. Hadi bunun 20 tanesi farm hesabı yaklaşık olarak 100-120 kişiyiz. Şimdi doğal olarak ne oluyor? Bu arkadaşların hepsi validen talepleri oluyor. İşte kendi safına göre, kendi birimine göre kimi build oynamak istiyor. Kimi farklı kombinasyonlar tercih ediyor vesaire. Tabii ki de hepsine saygı duyuyoruz. Hepsi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz değerli dostlarım. Burada valide arkadaşlar ilk geldiğiniz zaman süreç içerisinde söylüyorum. KVK'ya giresiye kadar arkadaşlar tabii ki de ihtiyacınız olan bir vali komutanı olduğunda vesaire sunuyoruz. Yani ilk 5'te ilk 10'da sunmasak da top 15'te mutlaka ama mutlaka sunuyoruz. Çünkü sizi o komutandan
biz de mahrum etmek istemeyiz. Çünkü sen mahrum olursan ben de KVK'da mahrum olurum. Her zaman çünkü takım anlayışıyla yola çıktığımız için burada kimsenin hiç vali konusunda vesaire bir problemi, bir sorunu, bir sıkıntısı asla olamaz arkadaşlar. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim yani size. Artı KVK'larda arkadaşlar valilerimiz genellikle free bırakılıyor. Çünkü oyuncular savaşıyorlar ve kimseyi biz bu konuda kısıtlamak veyahut da herhangi bir limit getirmek istemiyoruz. O yüzden KVK'da hakkı olan kimse ne kadar validen puan çekebiliyorsa çekiyor. KVK sonrası diğer KVK'ya kadar her oyuncu istatistikleriyle devam ediyor. Tabii ki de bu istatistikler değişebiliyor. İşte birincilik alan bir daha birincilik alamıyor. Yani aynı birimden, aynı saftan falan build alabilir. Yani ihtiyaç durumuna göre, tamamen oyuncuların ihtiyaç durumuna göre bunu eşitliyoruz. Bununla ilgili zaten gerekli subaylarımız incelemeler yapıyor, istatistikleri topluyor. Ona göre sonuçlandırıyoruz. Şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Kesinlikle burada hiçbir subayın vali konusunda böyle bireysel veyahut da şahsi bir hareketi yoktur. Herkes listeye bakarak yorumlar. Burada bir adamı sev ya da sevme hiç önemli değil. Bir subayın sevmediği adam dahi olsa, yani böyle bir şey yok da, sevmediği adam dahi olsa bu konuda adil davranmak zorunda. Çünkü ben kralım, her şeyden önce ben buna izin vermem. Bunu size açık ve net söyleyeyim. Hani burada sen kimsesiz değilsin. Senin seni sahiplenen, sana sahip çıkan, sana her koşulda destek olan tek bir kişi var. Önce benim, sonra takımım. Yani bunu size açık ve net söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden gelme konusunda da tereddütte bulunmayın. Ya işte gelirim, yalnız kalırım, işte takım arkadaşı bulamam, ben sohbet için geliyorum falan. Burada hem sohbet, hem dayanışma, hem muhabbet. Her konuda kimse yoksa ben varım. Hani hiç öyle şeyler düşünmeyin. Şimdi size krallığı tanıtacağım arkadaşlar. Oyuncularımızı göstereceğim tek tek. Kimler var, kimler yok. Evet değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 147 BKP'ye sahip bir ekibiz. Ancak 150-155'lerde bu orantı tabii ki de. Şimdi CD Osiris'e girecek arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla yani 150-155 B bandında bir kill puanına sahip bir ekibiz. Ve şu anda inanılmaz bir olayımız var. D krallıyız arkadaşlar. Tabii ki de biz gene aynı C'yi oturtacağız. Kill puanını 200-210'a 220'ye sabitleyeceğiz. Yani çünkü biz C'den sonra, yani tamamen C'yi oturtturduktan sonra BA potasına gireceğiz. Tabii ki de tabanlaşa tabanlaşa ve kemikleşe kemikleşe gidiyoruz her ilerleyen süreçte. Ve her ilerleyen süreçte ekibimize daha iyilerini, daha dirilerini katarak gidiyoruz. Hem başarı olarak, hem sıralama çizelgemiz olarak, hem krallık olarak, hem oyuncular olarak. Hem de rutin değişiklikler yapıyoruz mesela. Sürekli sabit şeye kaymıyoruz. Balur organizasyonlarımız var bunun haricinde. Aktif balur çekiliyor arkadaşlar. Takım halinde yapılıyor. Discord içerisinde, yani klanın Discord içerisinde takım olarak yapıyorlar. Sabah öğle akşam yapanlar var. Sadece akşam bu faaliyete katılanlar var. Günlük yaklaşık olarak 3K, 4K elmas kasıp işte bir komutan geldiğinde çark çeviren arkadaşlarımız var. Oyuna emek veren arkadaşlarımız var. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumları bizler de tabii ki de önemsiyoruz. Çünkü krallığın sürekli bir aktivitede veyahut da bir aktivasyonda bulunması bizim için de olumlu, bizim için de iyi şeyler. Subaylarımız bu konuda gerçekten iyi, tecrübeli bir subay kadrosuna sahip. Savaşı ben olayım ya da olmayayım her türlü şartlarda götürebilecek kapasiteye sahip imkanlarda olan subaylarımız var. O yüzden krallığımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Şimdi tabii ki de ön yargılar var. Ya işte biz Imperium'a gitmek istiyoruz, çok fazla sandık çekim oluyor vesaire diyorsan tabii ki de Imperium'a git. Biz de günlük rutin sandığımız patlıyor arkadaşlar. Günlük rutin aktif barbar kalemiz dönüyor. Aktivasyonumuz çok iyi durumda. Hani bu konuda herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamıyoruz. Özellikle subay arkadaşlarımız sürekli takımı ve ekip arkadaşlarını diri tutmak için sürekli mesela sohbet gruplarından olsun, WhatsApp sohbet gruplarımızdan olsun ve benzeri. Sürekli uyarır, işte hadi barbar kalelerine teşvik yapalım arkadaşlar, hadi barbar kalesi çevirelim, hadi şu sandığı patlatalım vesaire gibi güzel bir dostluğumuz, güzel bir dayanışmamız var bu konuda. Kanyon kurallarımız var. Bir oyuncuya günde en fazla 3 kere saldırabiliyorsun. Oyuncular arasında daha öncesinden husumet yaşadığımız için böyle bir kural getirdik. Onun dışında her şey söylediğim gibi arkadaşlar, sarı kafa etkinliklerimiz free. Eğer bu krallığı gelmek ve denemek isterseniz gerçekten çok memnun olurum. Yani özellikle 1 BKP üstü arkadaşlarımın bu krallığı ziyaret etmesini gerçekten isterim. Bakın şu anda akşam yaklaşık olarak 10, öyle söyleyeyim size. Yaklaşık olarak 37 kişi aktif.
Subay kadromuzu görüyorsunuz. Yani aktivasyon konusunda herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız çok şükür ki yok. Ekibimiz aktif, dinamik. Böyle bir ekiple oynamak isterseniz arkadaşlar mutlaka ama mutlaka gelin. Yani sürekli 3, 5, 10 yani yerine nabzına göre kaleler çevriliyor. Ekibimiz bu şekilde. Balina oyuncularımız yaklaşık olarak 4 adet balina oyuncumuz var. Bu C potasında da tabii ki de bu potansiyeli kaldırabilecek kitlede. Ve kalan oyuncuların hepsi arkadaşlar teknoloji fullemeye yakın gidiyorlar. Sadece hesaplar işte VIP 17, VIP 16 arası. VIP 18 yaklaşık olarak 8 tane hesabımız var. 4 tane balinamız var. Bu balinalarımız zaten KVK'daki en ağır kitledeki savaşları kaldırabilecek potaya ait oyuncular. Bundan mütevellit de herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız çok şükür ki yok. Tabii ki de biz kadromuzu daha çok derinleştirmek istiyoruz. Yani bu kadroya daha çok eklemeler yapmak istiyoruz. Çünkü ne kadar eklemeler yaparsak bu kadro o kadar çok güçlenecek. Bu kadro ne kadar çok güçlenirse bir Türk krallığı olarak her girdiğimiz KVK'da her ne kadar başarılı bir çizelgemiz olsa da çok daha rahat KVK'lar geçireceğiz. Yani biz mesela şanssız arkadaşlar. Bazı krallıkların mesela bir tane Türk krallığı var. 4 tane yıldızı var mesela krallığın. Ama son geçirmiş olduğu 2-3 KVK dinlenmeli KVK'lar. Çok rahat geçiriyorlar. Sert bir rakip de çıkmıyor. Çıksa da bakıyor onların potansiyeline, o nabza girmiyor ve benzeri gibi. Biz tabii ki de her KVK şey hani Türkiye gibiyiz yani. Sürekli savaşa hazır, nerede ne yapması gerektiğini bilen. Çünkü hep bize böyle sıkıntılı krallıklar, problemli haritalar hep yani bu şekilde denk geliyor. Hal böyle olunca da arkadaşlar biz kendimizi bu şartlara hazırladık. Yani sürekli en zor şartlar altında bile oyunu ne şekilde çevireceğini bilen bir ekibiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim için önemli bir faktör. Hani bu sebeple bu ekibe geldiğinizde pişman olabileceğiniz bir portreyle karşılaşmayacaksınız. Bunu size açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Yani sıradan oyuncularımızın bile arkadaşlar kill puanları 4 milyon, işte 3 milyon ve benzeri gibi 2,5. Yani bu şekilde değerli dostlarım. Yani 1 BKP 6 zaten çok fazla oyuncumuz yoktur. Hani hepsi şeyde 1 ve sınırındadır. Oyuncularımız genel olarak oyunun anatomisini bilen, oyunu tamamen profesyonellikle oynamaya çalışan, oynayan değil, oynamaya çalışan oyuncular. Bizler de bunlara tabii ki de en mükemmel, en maksimum derecede katkıda bulunuyoruz. Eğer krallığımızı arkadaşlar gezmek isterseniz kodumuz 1564. Buyurun gelin gezin, bakın, inceleyin. Ne oyuncular var, kimler neler yapıyor. Bakın gerekirse işte 1M'lik farm hesabınızı da sokabilirsiniz. İnceleyin, gelin bir gün aramızda bizle beraber vakit geçirin. Balur'da neler yapıyoruz. Sürekli işte mesela hesaplar inceleriz. Hesap detaylarına bakarız. Arkadaşlarımızın sıkıntılı hesabı varsa işte onu toparlamaya yönelik, onarmaya yönelik. Her gün mesela ben buradan mesela bir arkadaşımızın hesabıyla ilgilenirim. Elimden geldiğince de buradaki oyunculara çok fazla şekilde vakit, yani çok fazla şekilde, çok aktif şekilde vakit geçirmeye çalışırım. Burada bir arkadaş gibiyiz, kardeş gibiyiz. Siz de bu TRN ailesine katılmak isterseniz arkadaşlar bekleriz. Memnun oluruz. Mutlaka gelin, mutlaka bizi tercih edin. Pişman olacağınız bir krallık değildir. Sürekli aktivite olan, aktivasyona önem veren bir ekibiz. Bundan mütevellit arkadaşlar. Bizi denemenizi isteriz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rock Türkiye ailesi. Hoşça kalın arkadaşlar.